İmam-ı Rabbani Müceddidi Elfisani Ahmet Faruki Serhendi Hazretlerinin birinci cilt sekseninci mektubu Sekseninci mektup Bu mektup Mirza Fetullahi Hakime yazılmıştır. Yetmiş üç fırka içinde kurtulan bir fırkanın ehli sünnet fırkası olduğunu bildirmektedir. Hak Teâlâ, Muhammed Mustafa'nın ala sahibi selatu ve selam nurlu caddesinde yürümek nasip eylesin. Farisi Mısra tercümesi. İş budur. Bundan başkası hiçtir. Hadis-i şerifte Müslümanların 73 fırkaya ayrılacakları bildirildi. Bu 73 fırkadan her biri İslamiyete uyduğunu iddia etmektedir cehennemden kurtulacağı bildirilen bir fırkanın kendi fırkası olduğunu söylemektedir. Mü'minun suresi 54. ve Rum suresi 32. ayetinde mealen, her fırka doğru yolda olduğunu sanarak sevinmektedir buyuruldu. Halbuki bu çeşitli fırkalar arasında kurtulucu olan birinin alametini, işaretini, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bildirmektedir. Bu fırkada olanlar benim ve hesabımın gittiği yolda bulunanlardır. İslamiyetin sahibi kendini söyledikten sonra eshab kiramı da Rıdvanullah Teala aleyhim ecmaîn söylemesine lüzum olmadığı halde bunları da söylemesi benim yolum eshabımın gittiği yoldur. Kurtuluş yolu yalnız eshabımın gittiği yoldur demektir. Nitekim Nisa suresi 79. ayetinde mealen Resulüme itaat eden elbette Allahü Teala'ya itaat etmiştir buyruldu. Resule itaat Hak Teala'ya itaat demektir. Ona sallallahu aleyhi ve sellem uymamak Allahü Teala'ya isyandır. Allahü Teala'ya itaatin Resulüne itaatten başka olduğunu sananlar için nazil olan Nisa suresinin Allahü Teala'nın yolu ile Resulünün yolunu birbirinden ayırmak istiyorlar. Senin söylediklerinin bazısına inanırız, bazısına inanmayız diyorlar. İkisi arasında ayrı bir yol açmak istiyorlar bunlar elbette kâfirdir mealindeki 149. ayeti bunların kâfir olduklarını bildiriyor Eshab-ı Kiramın rıdvanullahü teala aleyhim ecmaîn yolunda gitmeyip de peygambere aleyhissalatu vesselam uyduğunu söyleyen yanılıyor ona sallallahu aleyhi ve sellem uymuş değil isyan etmiş oluyor. Böyle yol tutan kıyamette kurtulamayacaktır. Mücadele suresinin doğru bir şey yaptıklarını sanıyorlar. Biliniz ki onlar yalancıdır, kafirdir. Mealindeki on sekizinci ayeti bu gibilerin halini gösteriyor. kiramın aleyhimürrıdvan yolunda giden hiç şüphe yok ki ehli sünnet vel cemaat fırkasıdır. Allahü Teala bu fırkanın yorulmadan, yılmadan çalışan büyüklerine bol bol mükafat versin. Cehennemden kurtulan fırka yalnız bunlardır. Çünkü Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem eshabına aleyhimür dil uzatan bunlara uymaktan elbette mahrumdur. Şiiler on iki kısımdır. Her kısmı da kollara ayrılmıştır. Bazısı abdestsiz, gusülsüz gezer. Namaz kılanları azdır. Hepsinin itikadı, inanışı ehli sünnetten ayrıdır. Alevi değildirler. Alevi ehli beyti seven, onların yolunda giden kimse demektir. İmam Ali'ye ve bunun Hazreti Fatıma'dan olan çocuklarına ehli beyt denir. Ehli beyti sevmek şerefini ehli sünnet kazanmış, onları sevmeyi, onların yolunda bulunmayı son nefeste iman ile gitmenin alameti, işareti demiştir. O halde Alevi ehli sünnettir. Bunun için Alevi olmak isteyen kimsenin ehli sünnet olması lazımdır. Bugün zındıklar, ve müslümanlıkla ilgileri olmayan kimseler mübarek alevi ismini ehli sünnetten alıp kendilerine mal etmek istiyorlar. Bu güzel ismin gölgesi altında gençleri aldatmaya, Resulullah'ın yolundan ayırmaya uğraşıyorlar. Bu konuda hak sözün vesikaları kitabımızda geniş bilgi vardır. Mutezili fırkası ise sonradan meydana çıkmıştır bunun kurucusu olan Vasıl bin Ata, Hasan-ı Basri'nin rahmetullahi aleyh talebesinden idi. İman ile küfr arasında bir üçüncü kısım bulunduğunu söyleyerek Hasan-ı Basri'nin yolundan ayrıldığı için Hasan-ı Basri buna İ tezele anna buyurdu ki bizden ayrıldı demektir. Diğer bütün fırkalarda sonradan meydana çıktı. Eshab-ı Kirama dil uzatmak Allahü Teala'nın peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem dil uzatmak olur. Eshab-ı Kirama saygı göstermeyen Allahü Teala'nın Resulüne iman etmemiştir buyuruldu. Çünkü onların kötülenmesi sahiplerinin efendilerinin sallallahu aleyhi ve sellem kötülenmesi olur. Böyle yanlış itikada düşmekten Allahü Teala'ya sığınırız. Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkan ahkamı bizlere getiren eshab-ı kiramdır. Onlara dil uzatılınca onların getirdiği şey de kıymetten düşer. İslamiyeti bizlere getiren eshab-ı kiram arasından belli kimseler değildir. Bunda her birinin hizmeti, payı vardır hepsi adalette, doğrulukta, öğretmekte müsavidir. Eshab-ı kiramdan aleyhimür rıdvan herhangi birine dil uzatılınca dini İslam kötülenmiş, sövülmüş olur. Allahü Teala bu çirkin hale düşmekten hepimizi korusun. Eshab-ı kirama söyen eğer biz yine eshab-ı kirama uyuyoruz. Onların hepsine uymak şart değildir hatta mümkün değildir. Çünkü sözleri birbirine uymuyor, yolları başka başkadır. Derse, bunlara deriz ki, Eshab-ı kiramdan bazısına uymuş olmak için, hiçbirini inkar etmemek lazımdır. Bir kısmını beğenmeyince, başka kısmına uyulmuş olamaz. Çünkü mesela, Emir Ali radıyallahu <laughs> anh, diğer üç halifeyi büyük biliyor, hürmet ediyor ve uyulmaya layık olduklarını biliyordu. Bunlara seve seve biat etmiş, hilafetlerini kabul etmişti. Diğer üç halifeyi sevmedikçe, emire radıyallahu teâlâ anhüm, uyduğunu söylemek, yalan olur, iftira olur. Hatta emiri beğenmemek, onun sözlerini, hareketlerini kabul etmemek olur. Allahü Teala'nın arslanı Ali radıyallahu an için onları idare ediyordu, yüzlerine gülüyordu demek cahilce, ahmakça söz olur. Allah'ın arslanının o kadar ilm ve kahramanlığı ile tam 30 sene üç halifeye karşı düşmanlığını saklayıp dost göründüğünü ve onlarla yalandan arkadaşlık ettiğini hangi akıl kabul eder? en aşağı bir müslüman bile böyle iki yüzlülük yapamaz. Emiri radıyallahu an bu kadar küçülten, aciz, hileci ve münafık yapan böyle sözlerin çirkinliğini anlamak lazımdır. Allah göstermesin Emirin radıyallahu an böyle olduğunu bir an kabul etsek bile Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem bu üç halifeyi Rıdvanullahü Teala aleyhi mecmain met etmesine, büyütmesine, bütün yaşadığı müddetçe bunlara kıymet vermesine ne diyecekler? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize de iki yüzlü mü diyecekler? Haşa, bu hiç olamaz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem doğruyu bildirmesi vaciptir idare ediyordu diyen zındık olur, dinsiz olur. Maide suresi 70. ayetinde mealen Ey kıymetli resulüm Rabbinden sana indirileni herkese ulaştır. Bunları doğru bildirmezsen peygamberlik vazifeni yapmamış olursun. Allahü Teala seni düşmanlık etmek isteyenlerden korur buyuruldu. Kâfirler diyordu ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem vahyolunan şeylerden işine gelenleri söylüyor işine gelmeyenleri söylemiyor bunun üzerine bu ayeti kerime gelerek her şeyi doğru söylediği bildirildi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete teşrif edinceye kadar üç halifeyi hep över başkalarından üstün tutardı. Demek ki bunları övmek, üstün tutmak hata olamaz, yanlış yol olamaz. İman edilecek şeylerde eshab-ı kiramın hepsine uymak lazımdır. Çünkü itikad edilecek şeylerde birbirlerinden hiç ayrılıkları yoktur. da yani yapılacak işlerde ayrılma olabilir. Eshab-ı kiramdan Rıdvanullahu Teala aleyhi ecmaîn. Birine dil uzatan kimse hepsini lekelemiş olur. Çünkü hepsinin imanı, itikadı birdir. Birine dil uzatan hiçbirine uymamış olur. Birbirlerine uygun olmadıklarını, aralarında birlik bulunmadığını söylemiş olur. Onlardan birini kötülemek onun söylediklerine inanmamak olur. Tekrar söyleyelim ki İslamiyeti bizlere bildiren onların hepsidir. Onların her biri adildir, doğrudur. Her birinin İslamiyette bildirdiği bir şey vardır. Her biri ayet-i kerimeleri getirerek Kur'an-ı Kerim toplanmıştır. Bir kısmını beğenmeyen İslamiyeti bildireni beğenmemiş olur. Görülüyor ki bu kimse İslamiyetin hepsini yapmamış olur. Böyle olan da cehennemden kurtulabilir mi? Bakara suresi 85. ayetinde mealen Kur'an-ı Kerim'in bir kısmına inanıyorsunuz da bir kısmına inanmıyor musunuz? Böyle yapanların cezası dünyada rezil rüsva olmaktır. Ahirette de en şiddetli azaba atılacaklardır. buyuruldu. Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu anh topladı. Hatta Ebu Bekr Sıddık ile Ömerül Faruk radıyallahu anhüma topladı. Emirin radıyallahu anh topladığı Kur'an-ı Kerim bundan başkadır. Görülüyor ki bu büyükleri kötülemek Kur'an-ı Kerim'i kötülemeye kadar gidiyor. Allahü Teala bütün Müslümanları böyle belaya düşmekten korusun. Şii mezhebinin müçtehitlerinden birine sordular ki, Kur'an-ı Kerim'i Osman radıyallahu an toplamıştır. Onun toplamış olduğu bu Kur'an için ne dersiniz? Ona bir kusur bulmakta hiç faide göremem. Çünkü Kur'an-ı Kerim'e dil uzatılırsa, din yıkılır, dedi. Aklı olan kimse, Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem, vefat ettiği gün Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu teala aleyhim ecmaîn hepsinin yanlış bir kararda birleşeceklerini elbette söyleyemez. Halbuki o gün Eshab-ı Kiram'dan 33 bin adedi hep birden istekle ve seve seve Ebu Bekr ki radıyallahu anhüm halife yaptı. 33 bin sahabinin yanlış bir işte söz birliği yapması olacak şey değildir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetim yanlış bir iş üzerinde söz birliği yapmaz buyurmuştu. Emirin radıyallahu anh, önceden üzülmesi o konuşmalar için kendisi çağrılmadığından idi. Kendisi de böyle olduğunu bildirmiş ve konuşmaya geç çağrıldığım için üzülmüştüm. Yoksa iyi biliyorum ki Ebu Bekr radıyallahu anh hepimizden üstündür buyurmuştu. Kendisinin geç çağrılmasının sebebi vardı. Yani o zaman ehli beytin arasındaydı. Onları teselli ediyordu. Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem hesabı Kiram'ı Radiyallahu Teala aleyhim ecmaîn arasında olan ayrılıklar nefsin isteklerinden, kötü düşüncelerden değildi. Çünkü onların mübarek nefsleri teskiye bulmuş, tertemiz olmuştu. Emmarelikten kurtulmuş, itminana, doğruyu anlamaya, inanmaya kavuşmuştu. Onların bütün istekleri İslamiyete uymaktı. Ayrılıkları içtihat ayrılığı idi. Doğruyu meydana çıkarmak içindi. Yanılanlarına da Allahü Teala bir derece sevap verecektir. Doğru olanlara en az iki derece vardır. O büyüklerin hiçbirini dilimizle incitmemeliyiz. Her biri için hep iyi söylemeliyiz. Ehl-i sünnetin en büyük alimlerinden İmam Şafii rahmetullahi aleyh buyurdu ki Allahü Teala ellerimizi okanlara bulaştırmadı. Biz de dillerimizi bulaştırmayalım. Yine buyurdu ki Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem sonra Eshab-ı Kiram aleyhimür rıdvan çok düşündü yeryüzünde Ebu Bekr Sıddık'tan daha üstün kimseyi bulamayıp, onu halife yaptılar. Onun emrine girdiler. İmam-ı Şafii'nin bu sözü de, Hazreti Ali'nin radıyallahu anh, hiç iki yüzlü olmadığını ve Ebu Bekr Sıddık'ı seve seve halife yaptığını göstermektedir. Meyan Şeyh, Ebu'l-Hayr'in oğlu, Meyan Seyyid, büyük zatların evladıdır. Dekken seferinde de hizmetinizde bulunmuştur. Yardım ve iltifatınıza kavuşacağı umulur. Mevlana Muhammed Arif de ilm talebesi olup büyükler soyundandır. Babası öldü. Hoca idi. Maaşını almak için yanınıza geldi. Kolaylık göstermeniz kereminizden umulur. Vesselam vel ikram. Üç halifeyi kötüleyenlerin doğru yoldan sapmış olduklarını ve hele bunların en azgın ve taşkınlarının Müslümanlıktan büsbütün ayrıldıklarını hatta İslamiyeti yıkmak için uğraşmakta olduklarını göstermek için İslam alimleri pek çok kitap yazmıştır. Bunlardan birkaçının ismi ve yazarı aşağıda bildirilmiştir. Alevi olduklarını söyleyen din kardeşlerimizin bu kitapları dikkat ile okuyarak ehli sünnet ile bunların arasındaki ayrılıkları incelemelerini ve akl, vicdan ve insaf ile doğru yolu seçmelerini ve bölücü cahillerin yalanlarına, iftiralarına aldanmamalarını kurtuluş, selamet yoluna sarılarak din ve dünya saadetine kavuşmalarını din kardeşliği ve insanlık namına Allahü Teala'dan dua ederiz. İslam alimlerinin Müslümanlara nasihat vermek için yazmış oldukları kitaplardan elimize geçen birkaçı şunlardır. 1. Bir, İptalül Menhecil Batıl kitabını Fadl bin Rüzbehan yazmıştır. Şii fırkasından İbnül Mütahhirin Minhacül Kerame kitabını reddetmekte, yanlışlarını vesikalarla çürütmektedir. Kitabı 852 Miladi 1448'de İsfahan'da yazmıştır. 2. Nüsetül İsna Aşeriye kitabıdır. Farisidir. Mirza Ahmet bin Abdurrahim Hindi yazmıştır. Şiirleri anlatmaktadır. 1255 miladi 1839'da vefat etmiştir. 3 Nevakit kitabını Mirza Mahdum yazmıştır. En Nevaki dil Revafat kitabını Seyyid Muhammed bin Abdurresul Berzenci yazmıştır. 1103 miladi 1711'de denizde boğuldu. 4. Muhtasar-ı Nevakıt kitabı, Nevakıt kitabının kısaltılmışıdır. Muhammed bin Abdurresul-i Berzenci'yi kısaltmıştır. 5. Seyfül Batir, Lirika bi şiati ve rafidatil kevafir kitabını Şeyh Ali bin Ahmet Hiti 1025'te İstanbul'da yazmıştır. 6. Ecvibetül Irakiye Alel Esiletil İraniye kitabını Şihabüddin Seyyid Mahmud bin Abdullah Alusi yazmıştır. Bağdat'ta Şafii alimiydi. 1270 miladi 1854'te vefat etti. 7. Ecvibetül Irakiye Alel Esiletil Lahuriye kitabını da Alusi yazmıştır. Hayderi de böyle bir kitap yazmıştır. 8. Nefahatül Kutsiye fi Mebahisil İmamiye fi Reddi Şia kitabında da Alusi Şiilere cevap vermektedir. 9. Neçhüs Selame kitabını da Şihabüddin Alusi yazmıştır. 10. Sarı Mülhadit kitabını Muhammed Emin bin Ali Bağdadi yazmıştır. İbni Ebi Hadid'in iftiralarını cevaplandırmaktadır. 11. Reddi alel Imamiye kitabını Ali bin Muhammed Süveydi Bağdadi yazmıştır. Şafii olup 1237 miladi 1822'de Şam'da vefat etmiştir. 12. Hadikatü's Serair kitabını Abdullah bin Muhammed Bituşi yazmıştır. Şafii Bağdadi olup 1211 miladi 1797'de Basra'da vefat etti. 13. Tuhfe-i İsna Aşeriye fi Reddir Revafit kitabını Şah Abdülaziz Dehlevi Farisi olarak yazmıştır. 1239 miladi 1824'te vefat etmiştir. Arabiye tercümesi Şükri Ahlusi tarafından kısaltılarak Muhtasarı Tuhfe ismiyle Bağdat'ta ve 1976'da İstanbul'da basılmıştır. 14. Minhatül İlahiye Muhtasarı Tuhfe-i Şerîye kitabını Mahmud Şükri Alusi yazmıştır. 1373'te Kahire'de basılmıştır. 15. İmam-ı Rabbani rahmetullahi teala aleyh Mektubat kitabında Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini çok kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 16. Hucacı Kat'iye kitabını Abdullah Süveydi Arabi olarak yazmıştır. En-Nahiye Antani Emiril Müminin Muaviye Arabi kitabıyla birlikte 1981'de İstanbul'da basılmıştır. 17. Şihristani'nin rahmetullahi teala aleyh Milal ve Nihal kitabında ve bunun Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Latince tercümelerinde Şiilik uzun anlatılmakta ve cevapları verilmektedir. 18. Türkçe Teskiye-i Ehlibeyt kitabı Şiilere cevap vermektedir. Yeni Kapı Mevlevi Hanesi Şeyhi Osman Efendi tarafından yazılmış 1295'te İstanbul'da basılmıştır. Huceci Kat'iye ile birlikte Latin harfleriyle İstanbul'da basılmıştır. 19. İmam-ı Rabbani Hazretlerinin rahmetullahi teala aleyh Reddi Revafıt kitabı Farisi olup Türkçesi İstanbul'da basılmıştır. 20. Büyük alim İbn Haceri Heytemi rahmetullahi teala aleyh Muhrika kitabında Şiilerin yanıldıklarını ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerle ispat etmektedir. 21. Yine İbn Hacer'in Tathirul Cenan Vellisan an Muaviye bin Ebi Süfyan kitabında Hazreti Muaviye'ye radıyallahu anh dil uzatılamayacağını çok güzel ispat etmektedir. 22 İbn Teymiyye Minhacü's Sünnetin Nebeviyye fi nakdı Kelam-ı Şia vel Kaderiyye kitabında Şii alimlerinden İbnü'l Mutahhir'in Minhacü'l Kerame kitabını kuvvetli vesikalarla çürütmektedir. 23. Yine İbn Teymiyye Fedai ile Ebi Bekr ve Ömer kitabında Eshab-ı Kiram'ın üstünlüklerini kuvvetli delillerle açıklamaktadır. 24. Mevahib bile Dünyâye tercümesinde ve Türkçe mirat ı Kainatta Eshab-ı Kiram'ın şanları bildirilmektedir. 25. Seyyid Abdülhakim Efendi'nin rahmetullahi teala aleyh Türkçe Sahabe-i Kiram Risalesi İstanbul'da bastırılmıştır. 26 Nurül Hüda kitabı 1005 miladi 1597 yılında Karakaşzade Ömer bin Muhammed Bursavi Halveti tarafından yazılmış olup Şiilere ve Hurufilere cevap vermektedir. 1286'da İstanbul'da basılmıştır. 1047 miladi 1638'de Edirne'de vefat etti. 27. menakıb bir Cihar Yari Güzin kitabı Türkçe olup Eshab-ı Kiram'ın radıyallahu anhüm ecmaîn üstünlüklerini çok güzel yazmaktadır. Seyyid Eyüp bin Sıddik Ürmevi yazmıştır. Muhtelif zamanlarda basılmıştır. 1264 baskısı çok güzeldir. 28. İstanbul'da çeşitli baskıları yapılmış olan Türkçe Hak Sözün Vesikaları ve Eshab-ı Kiram kitaplarında Şiilik açıklanmakta İslam alimlerinin bunlara verdikleri nasihatler uzun uzun anlatılmaktadır. 29. Tenasuha inananların ve Allah insana hulul etti diyenlerin kafir oldukları Berika ve Hadika kitaplarında yazılıdır. 30. Yusuf Nebhani Şevahidül Hak kitabının son kısımlarında Şiilere vesikalarla cevap vermektedir. 31. Seyyid Ahmet Dahlan rahmetullahi aleyh El Fethül Mübin kitabında Şiileri reddetmektedir. Bu kitabı Süveydi'nin Huceci Kat'iyesi sonunda basılmıştır. 32. Şah Veliyullah Dehlevi rahmetullahi aleyh İzaletül Hafa An Hilafetil Hulafa kitabında Şiilere kuvvetli vesikalarla cevap vermekte Hazreti Muaviye'yi övmektedir. Bu kitap Farisi olup Urdu diline tercümesiyle birlikte 1392 miladi 1972'de Pakistan'da basılmıştır. İki cilttir. Hindistan'ın büyük alimlerinden velî i Kamil Muhammed Masum Faruki Müceddidi 29. mektup arasında buyuruyor ki Allahü Teala Musa Aleyhisselam'a sordu. Ya Musa benim için ne amel yaptın? Ya Rabbi senin için namaz kıldım ve oruç tuttum ve zekat verdim ve ismini çok zikrettim deyince Allahü Teala namaz kılmak senin için burhandır oruç seni cehennemden koruyan kalkandır zekat mahşer günü herkes sıcaktan yanarken sana gölge yapacaktır zikir de o gün karanlıkta sana nur olacaktır benim için ne yaptın? buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, senin için olan amel nedir? dedi. Allahü Teala sevdiğim kulumu benim için sevdin mi ve düşmanımı düşman bildin mi? buyurdu. Musa aleyhisselam, Allahü Teala'nın sevdiği amelin onun dostlarını sevmek ve düşmanlarını sevmemek olduğunu anladı. Görülüyor ki sevgilinin sevdiklerini sevmek ve düşmanlarına düşman olmak sevginin alametidir. Bu dostluk ve düşmanlık seven kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Halbuki başka ibadetleri yapmak için arzu ve niyet etmek lazımdır. Dostun sevdiği kimseler insana güzel görünür. Düşmanlar da çirkin görünür dünyadaki sevgilerin de böyle olduğunu herkes bilir. Bir kimse birisini seviyorum deyince, onun düşmanlarını düşman bilmedikçe buna inanılmaz. Münafık olduğu anlaşılır. Şeyhülislam Abdullahi ı diyor ki, Ebul Hüseyin bin Sem'un, bir gün hocam Muhammed Husri'yi incitmişti. O günden beri onu sevmiyorum. Bir kimse, üstadını incitir, sen de o kimseye darılmaz isen, köpekten aşağı olursun. Allahü Teala Teâlâ, Mümtehine suresinde buyuruyor ki, İbrahim aleyhisselam ve eshabı, kâfirlere, biz sizden ve putlarınızdan uzağız, size inanmıyoruz, sizin bir olan Allah'a inandığınızı anlayıncaya kadar, aramızda düşmanlık olacaktır, dediler. Bunların en güzel halleri size numune olmalıdır. Sonraki ayeti kerime de Allahü Teala'ya ve ahiret gününe inananlara burada güzel numune vardır buyurmaktadır. Bu ayeti kerimeler gösteriyor ki iman sahibi olmak için bu düşmanlık şarttır ve Allahü Teala'nın düşmanlarını sevmek imanı yok eder. Demek ki sevgilinin düşmanlarını sevmemek lazımdır. Rafiziler burada aldanıyorlar. Hazreti Ali'yi sevmek için eshab-ı kirama düşman olmak lazımdır diyorlar. Anlamıyorlar ki sevilenin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Dostlarına değil. Resulullah'ın sohbetine kavuşmakla şereflenenler birbirlerini çok severlerdi. Birbirlerine değil, kâfirlere düşman idiler. Feth suresinin 29. ayeti kerimesinde kâfirlere düşman birbirlerine merhametli idiler buyruluyor. Bu ayeti kerime sözümüzü ispat etmektedir.